Herkese merhaba, Kavramasına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir videoyla birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte kahveler.net forumunda en çok beğenilen kahvelerden biri olan Bucks Coffee'den Etiyopya yay edemeyeceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhaba ve bugün kahveler.net forumunda da en çok beğenilen kahvelerden biri olan Bucks Coffee'den Etiyopya yaya demleyeceğiz. Şimdi bugün demlememi 30 gram üzerinden yapacağım. Hemen şöyle Timer X-Site'da 10 klikte kahvemi öttüm. Hemen şöyle göstereyim. 10 klikte gördüğünüz gibi kahvemi öttüm. Kahvenin öğütüm şeyi de şu şekilde. Öncelikle metal Hario V60 kullanıyorum. Altında yine klasik bir sürahimiz var. Ve bugün demlemede uzun zamandır yine sorulan drip asiti kullanacağım. Çünkü bildiğiniz gibi kettle fiyatları çok arttığı için çok sorulan bir ürün haline geldi drip asist. Şimdi bugün de drip asitle demlemeyi gerçekleştireceğim. Kahvem hazır, her şeyim hazır. Şimdi öncelikle daha önceden ıslatmıştım, yapıştırmıştım filtre kağıdımı. Şöyle filtre kağıdımı tekrardan düzeltiyorum. Ve öncelikle 30 gram kahvemi hemen ekliyorum ve şöyle düz bir biçim almasını sağlıyorum. Daha sonrasında sıfırladım. Şimdi artık yapmam gereken ise demleme reçetesini oluşturmak için üzerine drip asitimi koymak ve drip asiti koyduktan sonra demlemeye başlayacağım. Peki drip asit ne sağlıyor? Yani herhangi bir kettle'a dahi şu şekilde ortadan ve çevresinde gördüğünüz olduğunuz gibi delikler var. Normal bu aynı debide, aynı akışta bir su dökmenizi sağlıyor. Yani elinizde bir kaz boyunu şekilde kettle yoksa direkt drip asisti kullanarak da demlemenizi gayet güzelce yapabilirsiniz. Ama bunda da en önemli nokta ilk demleme blooming kısmından sonra iyi bir şekilde ajite etmek. Hemen şimdi onu göstereyim. Aslında bu aynı zamanda Melo Drip'e benzediğini de söyleyebiliriz. Daha sonraki videolarda yine Melo Drip kullanarak da bir demleme gerçekleştiririz. Şimdi tekrardan drip asistimi koydum ve sıfırladım. Şimdi demlemeye geçeceğim. Normalde Timer tartımda bir otomatik modu da var ama ben otomatik modu kullanmayacağım. Direkt manuel modu kullanacağım. Dakikayı süreyi de kendim başlatacağım. 95 derece bir su sıcaklığı kullanıyorum kahvem için ve bu kahve üzerinde derecem ise 95 derece. Aslında baktığımız zaman Etiyopya yayı için belki daha yüksek bir sıcaklık olarak görülebilir. Çünkü doğal bir çekirdek ama drip asitin üst kısmında da bir hafiften şey olacağını bildiğim için sıcaklık kaybı olacak ama onu da ne sağlayacak? Metal Hario filtre, Metal Hario V60 onu tutacağını düşündüğüm için en ideal sıcaklık olarak 95'i baz aldım ve gayet de güzel sonuçlar aldım şimdikilerde ve isterseniz demlemeye başlayalım. Demleme sırasında anlatmaya devam edeyim. Hemen şöyle kettle'ımı alıyorum ve ilk olarak sadece ortadaki kısma bir 100 mililitrelik blooming yapacağım ve döküşe başlıyorum. Döküşe başladığım gibi aynı anda şuradan süremi de başlattım. Görmüş olduğunuz gibi sadece ortaya döküyorum blooming aşamasında ve kahve yatağının ıslanmasını sağlıyorum. Burada tüm kahve yatağının ıslanması için 100 mililitre bir su ekledim. Şimdi bakıyorum. Evet, hemen çektim tekrardan ve şöyle ajite etmek için kahve yatağına şöyle güzel bir karıştırma yapıyorum. Ve daha sonrasında tekrardan drip asitimi üzerine koyuyorum. Şu anda demleme devam ediyor. Şöyle bu drip asitini tam böyle yamuk olmadığına dikkat etmenizi tavsiye ederim. 1 dakika sonrasında demlemeye devam edeceğim. Kahvem bu sırada blooming aşamasında demlenmeye devam ediyor ve 1 dakika geldikten sonra bu kez yanlardan suyumu dökmeye başlıyorum. Burada görebileceğiniz üzere aynı debide kahve yatağına su eklenmiş oluyor. 200'e kadar su koyduktan sonra bu sefer bir 100 daha tekrardan ortadan dökmeye başlıyorum. Hiç bekletmeden.
300'ü bulduktan sonra birazcık daha bekliyorum. Burada tabii şeffaf olduğu için şeyi daha rahat görebiliyorsunuz. Yukarıdan kontrolünü daha rahat görebiliyorsunuz. 1.50 lira geldiği zaman artık tekrardan hem yandan hem de ortadan demlemeye devam edeceğim ve artık tek bir döküşle 450 mililitreye tamamlayarak demlememi gerçekleştireceğim. Yine 400'e kadar yanlara, ondan sonra ortadan bir akış gerçekleştiriyorum. Biraz bekliyorum. ...456'ya kadar bu suyumu ekledim. Burada akışım da artık devam ediyor. Kahve yatağında ben bu demlemelerde Melo Drip'le ya da Drip Asit'le yaptığım demlemelerde kahve yatağında ne kadar çok yukarıya kaldırırsam, debiyi ne kadar yukarıya kaldırırsam daha iyi sonuçlar aldım. Onu da söyleyebilirim ve daha sonrasında Drip Asit'imi kenara alıyorum. Bu aşamada Melo Drip'te de yaptığımız gibi son bir şöyle karıştırma yapıyorum ve artık kenara bırakıyorum. Şöyle ufaktan bir raw spin de yapabilirsiniz. Kahveler.net forumunda en çok merak edilen, en çok denenen kahvelerden biri oldu. Hatta Box Coffee'ye tekrardan buradan teşekkür ediyoruz. Kendileri de forumdaki bu konu altındaki ilgiyi görünce Kahveler.net'e bir indirim yapmışlardı ve güzel bir indirim olmuştu. Bu kahve özelinde sadece. O indirimden de pek çok kullanıcı yararlandı. Maalesef şu anda o indirim sona erdi ama siz de Kahveler.net'in indirimlerinden tekrardan faydalanmak isterseniz şimdi Kahveler.net'e girip WhatsApp grubuna kayıt olabilirsiniz. Yine foruma üye olarak avantajlı indirimlerden, fiyatlardan ve bu tür demlemelerle ilgili bütün bilgileri de rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Ve demlememiz sona geldi. Şu andaki demleme şeyimiz 3.59. 3.59'da demlememiz sona erdi. 3.59'da demlememiz sona erdi. Şimdi hemen şöyle bir yapmışımızı da yanına alıyoruz ve artık kahvemizi içme zamanı. Ben fincan olarak benim uzun sürede kullandığım şöyle Topel Akademi'de aldığım kavurma eğitimi sırasında Atakan'ın verdiği çok güzel bir tadım kabı var. Ben bunda uzun süredir tadımlarımı, demlemelerimi bunda yapıyorum. İçmeyi bunda yapıyorum. Gayet de güzel. Hemen bir tadına bakalım. Gerçekten kahvemiz oldukça güzel demlenmiş. Tadım notları olarak bakarsanız hani orange juicy, biskuit ve süper sweet karamel demiş. Gerçekten bu natürel kahve için ön plana çıkan çok keyifli, güzel, tatlı bir kahve olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan söyleyeyim, kahveler.net forumunda da en çok sevilen kahvelerden biri oldu. Denemediyseniz ben de ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Ve videomuzun sonuna geldik. Uzun bir süre sonra bence güzel bir video oldu. Ve bu video ile birlikte Drip Asit'i nasıl kullandığınızı sizlerle paylaşmış oldum. Siz de bu demleme ile ilgili soru ve sorularınız varsa kahveler.net forumuna girerek hemen üye olarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram üzerinden Pepuk Kahve ve Tereyağdan Kahve hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Yine forumumuzun kahveler.net'in Instagram hesabınızı da takip edebilirsiniz. İndirimlerden faydalanmak için kahveler.net WhatsApp grubuna da üye olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.